Gebelikte bebeğin kalp sesleri kaçıncı haftadan itibaren duyulmaya başlanır? Şimdi bir anne odayı olduğunuzu düşünelim ve gebelik testinizin pozitif çıktığını düşünelim. Yani gebelik testinin pozitif çıkması anne adayını ve baba adayını zaten çok çok mutlu eden bir haber. Ancak ondan sonraki süreçte onları kaygılandıran bazı durumlar vardır. Hele ki bu hamilelik eğer zor elde edilmişse, uzun uğraşlar ve tedaviler sonucu elde edilmişse, İşte o kaygılar ve telaşlar ne yazık ki biraz daha derinden yoğun yaşanır. Anne adayı bebeğinin kalp atışlarını duymadığı sürece genellikle rahat etmez. Peki kalp atışlarının duyulması için hangi hafta gereklidir? Son adet tarihinden itibaren 6. 7. haftada bebeğin kalp atışları duyulmaya başlanır. Ancak bu söylediğimiz durum düzenli yumurtlaması olan, adeti düzenli olan kadınlar için geçerlidir. Eğer adet düzensizliğiniz varsa, son adet tarihinizi bilmiyorsanız, yumurtlama günleri değişebilir. Öyle olunca da kalp atışlarının duyulması 1-2 hafta kadar sarkabilir. Bazı kadınlarda da yumurtlama erken olmakta. O zaman da kalp atışları 5. haftadan itibaren duyulmaya başlanabilir. Hekiminize gittiğiniz zaman kanda beta HCG hormon değeri 1500-2000'in üzerine çıktığı zaman gebelik kesesini biz transvajinal yani alttan bakılan ultrasonla görmeye başlarız. Kalp atışları için ise bir zamana ihtiyacımız var. Bir süreç gerekli. Hemen o zaman yani keseyi görür görmez kalp atışlarını doğal olarak izlemememiz son derece normal. Çünkü burada yerleştikten sonra gebelik kesesinin içerisinde hücresel bölünmeler devam etmekte, bebek yönünde embriyo farklılaşmaya başlamaktadır. Bunun için de 1-2 hafta kadar süreye ihtiyaç var. Anne adayları, hamile kadınlar eğer bunu bilirlerse çok kaygılanmazlar. Yani kesede niye bebek yok, aman bebeğe bir şey mi oldu deyip strese girerlerse, kanlarında yükselen strese bağlı hormonlar nedeniyle ki bunlardan en önemlisi kortizol hormonudur, gebeliğin sağlıklı ilerlemesine engel olacak, bebeğe zarar vermesine neden olacaktır. Onun için ilk 3 aylık dönemde anne adaylarının stresten uzak kalmasını istiyoruz. Keseniz gözüktü mü 5 haftalıkken? Tamam, sakin olun, bekleyin 2 hafta kadar. 2 hafta sonra 7. haftaya geldiği zaman bebeğinizin ilk kalp atışlarını duymaya başlayacaksınız. Diyelim ki gebelik kesesi 2 hafta geçti, görünmedi, 5. haftada görünmedi, 7. haftada gözükmeye başladı. Bu noktada 2 hafta daha beklememiz gerekiyor. Yani yumurtlama yahut da döllenme geç olmuş olabilir. Bu tür durumlarda da hemen acil bir olumsuz, sağlıksız bir gebelikmiş imajına düşmemek lazım. Bu noktada hekiminizin gebelik kesesinin durumuna, kesenin yapısına, kesenin milimine, İçerisinde bebeğe ait beslenme kesesinin olup olmamasına, beslenme kesesinin sağlıklı ve olması gereken milimetrede olup olmadığını da tabii hekiminiz değerlendirir. Bu bulgular yerindeyse o noktada 2 hafta daha bekleyebilirsiniz. Biliyorum çok kaygılısınız, çok endişelisiniz. Sizi en büyük endişeye sevk edenlerden birisi bebeğinizin kalp atışlarını duymanız, diğeri ise bebeğinizin hareketlerini hissetmeniz. 7. haftada kalp atışını duymadığınızda kaygılanmayın. Yumurtlamanız geç olabilir, 2 hafta daha bekleyebilirsiniz. Diyelim ki 2 hafta geçti, hala kalp atışı yok. İşte o noktada sağlıksız bir gebelik olduğunu düşünebiliriz. Bu noktada ultrasonda da bazı bulgular bize verir. Bu noktada hekiminiz ne yapar? İşte bu duruma hani gebelik kesesi vardır ama içinde embriyo yoktur, yani bebek yoktur. Biz buna boş gebelik deriz. Tıbbi adıyla da anembriyonik gebelik. Böyle bir gebelik durumu tespit edildiği zaman hekiminiz size gebeliği tahliye edelim, küretaj yapalım diye teklifte bulunabilir. Çünkü burada kalması sizin için sakıncalıdır. Yine gebelik semptomları vardır. Yani diğer hamileler gibi bulantınız olabilir, halsizliğiniz olabilir, kusmanız olabilir. Çünkü kanda beta HCG hormonu salgılanmaya devam ediyor. Ama bu bebeğin olduğu ya da sağlıklı olduğu anlamına gelmez. Gebelik kesesi sonlandırılmadığı durumda vücut kendiliğinden bu boş gebeliği genellikle atmaya çalışır. Bunu düşük yoluyla kanama yaparak sağlar ama bu sırada bir miktar kan kaybınız fazla olabilir ve her zaman her şey yolunda gitmeyebilir. Beklemeyi seçecek olursanız bu noktada da kanamanın bitmesine yakın bu parçalı pıhtılı kanlar atıldıktan sonra mutlaka hekiminize tekrar başvurun.
Yani keseye ait rahim içerisinde herhangi bir parça var mı? Rahim düzenli mi? Herhangi bir küretajı düşündüren işlem gerekiyor mu? Enfeksiyon var mı? Bunları hekiminiz değerlendirir. Yani burada yapılacak iki şey var. Anestezi altında hafif sedasyon uygulanarak size gebelik kesesinin aspirasyon yoluyla küretajla alınması, yaptırmak istemiyorsan da vücudunun temizlenmesi için bir süre bekleme. Kalp atışını duydum. Tabii bu olumsuz senaryoya geçiyorum. Kalp atışını duydun 7. haftada, sonra seni bir heyecan sarıyor. Şimdi bebeğimi ne zaman hissedeceğim? Eğer hamileliğin ilk kez yaşıyorsan, ilk kez anne olacaksan, daha önce hiç gebelik yaşamadıysan, bebeğinin hareketlerini hissetmen 18. ile 20. hafta arası olacak. O haftaya gelinceye kadar bebeğinin hareketlerini hissetmemen son derece normal. Esasında embriyo hareketine 7. haftada başlar. Fakat sen bunu hissedemezsin. Çünkü rahim zarının içerisinde ve karın duvarına temas etmediği için hareketlerini hissetmemen son derece normal. Fakat bazı kadınlar mesela göbek yağı az oluyor, daha zayıf oluyor, daha ince oluyor. Onlar 17. haftadan itibaren hissedebilir. Ama velakin 22. haftaya geldin, hala bebek hareketlerini hissetmiyorsun. Bu bir sorun olabileceğinin göstergesi veya karın duvarında yağ tabakası çok olduğu için bebeğin hareketlerini hissetmiyor olabilirsin. Peki bebeğin hareketlerini nasıl hissedeceksin? Nasıl bir his? Tabii daha önce anneliği deneyimlemiş, gebeliği deneyimlemiş bir hekim olarak söylüyorum. İlk hareketlerini sanki karnında gaz var, dolaşıyor gibi hissedersin. Ya da böyle bir kelebek kıpırtıları gibi hissedersin. Yahut da pıt pıt damar atışı gibi hissedersin. Bunların hepsi de, üçü de bebeğin hareketlerine dair işaretlerdir. Bunu duymak bir anne için, yani bunu hissetmek bir anne adayı için çok keyif verici, çok güzel bir heyecandır. Dilerim siz de bu heyecanı yaşarsınız. Daha önce gebelik geçirdiysen, peki ne zaman hissedersin? O zaman biraz daha şanslısın. 16. haftadan itibaren bebeğinin hareketlerini hissetmeye başlayabilirsin. Bunları bilirsen, bu haftaları, bu süreçleri bilirsen, o zaman kaygılanmana, gereksiz stres yüklenmene gerek yok. Bu durumda hem kendini hem çevrendekileri üzmez, hem de gebeliğin keyfine daha güzel odaklanırsın. Bundan dolayı da bu konularda bilgilenmeniz sizin için yararlı olacaktır efendim. Diyelim ki işler yolunda gitmedi, bebek sağlıklı gelişmedi, ya gelişimi durdu, kalp atışları durdu ya da boş gebelik süreciyle tamamlandı veyahut da istenmeyen sonuçlarla karşılaştın, istemediğin ilaçları kullanmak zorunda kaldın, istemeden X ışınına maruz kaldın gibi 3 ay süreyle mutlaka korunmanı tavsiye ediyorum. Çünkü psikolojik süreç olarak buna ruhen hazırlanman gerekiyor. Fiziksel olarak da rahimin, yumurtalıkların bir gebeliğe daha hazırlanması için süreye ihtiyaç var. Peki bu süre zarfında, korunduğun süre zarfında sen ne yapabilirsin? Eşin ve sen sağlıklı gıdalarla beslenebilirsin. Düzenli egzersiz yapabilirsin. Hekimin uygun görürse D vitamini, B12, iyot, folik asit takviyeleri veya bu yönden zengin gıdalar alabilirsin. Unutma, bir kere başına olumsuz bir şey geldi diye tekrar olumsuz bir şey gelecek anlamını taşımıyor. Ancak bu olumsuz durumu tekrar yaşamaman için öncesinde bir jinekolojik muayene ve daha önceki sorunun sebebinin araştırılıp tedavi edilmesi yararına olacaktır. Keyifli, sağlıklı, mutlu bir gebelik diliyorum efendim. Görüşmek dileğiyle. Sağlıkla kalın.